Merhaba millet, ben Jadmaga. Mega Mutlu Survival serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, son bölümde salonumuzu yapmaya başlamıştık ve mutfağımızı tamamlamıştık. Ve bu bölümde daha önce size gösterdiğim o kaleyi keşfetmeye gideceğiz. Ama öncesinde bir biraz hazırlık yapalım. Şimdi şuradan çıkıyorum. Ve size şu karşıdaki bilgisayarı göstermek istiyorum. Bu da Mr. Cryfish modundan gelen bir bilgisayar. Önce çantama biraz şey alayım. Çantamdan Emerald alalım şuradan. Fazla alayım şöyle. Ve bilgisayarımıza oturalım. Evet, bilgisayarımıza geçiyorum. Evet, Mine Bay. eBay gibi bir şey ama Mine Bay olarak yapmışlar. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Emerald karşılığında veya demir falan veya da elmas vererek böyle bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben şimdi Emerald'la Apex dokunuş almayacağım. Ne var başka? Görünmezlik var. Kitap var. Bir tane kitap alalım. Buy diyorum. Olmadı. Parayı koyalım. Buy diyelim. Çantamıza bir tane kitap geldi. Başka ne var? Bir de en baştaki şeyi almak istiyorum. Hardened Clay'den birkaç tane. 4 tane alalım şöyle. Gayet ucuz. 2, 3, 4. Evet, alışverişimizi yaptık. Hemen de malzemelerimiz geldi. Ne güzel değil mi? Şimdi çantama şu Hardened Clay'leri atalım. Emerald'lar atalım ve kitaba bir bakalım. Receipt Book. Evet, Mr. Cryfish'in modunda neler olduğu ile ilgili. Oven mesela nasıl yapılabiliyor? Her şeyi şöyle görüyoruz. Printer nasıl yapılabiliyormuş? Enchantlı kitabı kullanabiliyormuşuz printer'da. Galiba kopyalıyoruz. Evet, ekmeği kesebiliyormuşuz. Bunları gösteriyor. Toaster onu gösteriyor. Blender'da evet, karpuzla elmayı koyduğumuz zaman şey elde ediyormuşuz Blender'da. Bir bardak meyve suyu gibi bir şey elde ediyoruz. Evet, bunun sayesinde ne nasıl yapacağımızı görebiliriz. Ben şimdi çok kurcalamayayım. Mikrodalgada grape pişirebiliyormuşuz mesela. İlginç. Bunları kullanırız. Bu neymiş? Ravvention. Başka var mı böyle güzel bir şey? Mikrodalgada raw calamari. Mesela onu ısıtalım. Bu şey balıktan çıkan bir şey. Ya da patates yapalım. Aynen. Şurada bir yerde olacaktı biraz da patates. Burada var mı? Evet, bir 7 tane alayım elime. Mikrodalgaya gidelim şimdi. Mikrodalgaya gittik. Bunun içine koyuyorum. Bir tane koyabiliyorum. Start diyorum. Ve pişiriyor. Evet, hazırlandı. Bir tane daha koyalım. Hızlıca pişirsin. Tek tek yapıyor galiba, böyle şeyi yok. Otomatiği yok. Neyse, işte biraz pişirdim. Siz de görmüş oldunuz. Sonucunu şöyle koyalım içine. Başka çantama şunları atayım. Pişmiş patatesleri de yeriz yolda. Şu kitabı yalnız buraya bırakayım da. Evet, bu kitap sayesinde neyin nasıl yapıldığını görebiliriz. O neydi ya? Çürüketten bir şey mi yapılıyormuş? Freezer. Dondurucuda şeyi dondurabiliyormuşuz. Buz koyup packed ice alabiliyoruz. Ya da su koyup buz alabiliyoruz. Slime ball'dan kartopu elde edebiliyoruz. Ne güzel. Peki bu? Zehirli patatesten normal patatesi elde edebiliyoruz buzdolabında. İlginç. Fırında yemek pişirebiliyormuşuz. Bu da güzel. Neyse, bunları daha sonra kurcalarım. Şimdi şu sandığa kitabı bırakayım ben. Size göstermediğim, ha burayı görmüştünüz galiba. Bu masayı yapmıştık önceki bir bölümde. Ortaya bir tane jar koyabilirim mesela. Cookie jar. Şu ortaya şöyle shift'e basılı tutup koyuyorum. Şöyle şu köşeye de koyayım. Bir de çantamdan cookie alayım biraz varsa. 9 tane varmış. Evet, bunları böyle bunun içine doldurabiliyoruz. Evet, bayağı bir doldurduk. Zamanla gelip gidip buradan yeriz. Daha sonra masayı iyice şey yaparım ben, donatırım. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi bu bölümde gezmeye gideceğiz ama öncesinde ben bir alttaki quarry'yi kontrol etmek istiyorum. Hatırlarsanız burada bir quarry'miz vardı. Şu arkada. Evet, bayağı bir kazmış burayı. Ve ben evet, quarry durmuş. Ben buradaki suları falan temizledim. Yalnız çok karanlık bir şey. İksir alalım. Gece görüşü iksirim olacaktı biraz. Daha 5-6 bölüm önce galiba bir keşfe gitmiştik. Oradan gelen gece görüşleri. Şurayı bir sökelim istiyorum. Artık bunlara ihtiyacım yok.
Tamam, burayı aldık. Şunları sökmek istiyorum. Bunlara ihtiyacım, ya burada yok en azından. Tamamdır. Burayı da aldık. Şu altını da sökelim abi bunun. Tamam. Şimdi 80 bin, 256 bin. Şunu çantaya atarız. Şunu da elimize alırız. Hardened Sel'i alayım. Ve bunları alayım. Evet, sökemiyorum galiba. Kıracağız mecbur. Tamam, bunları taşımak için güzel bir yol oldu. Şu yukarıda enerji odamıza bunu kuralım. Daha sonra enerji ihtiyacımız olduğu zaman buradan üretiriz. Şimdi bu ne? Item duct. Alttan daha lava jeneratörüm var. Şöyle koyayım da bütün enerjisini boşaltsın. Hala bunların içinde bakın 100 bin enerji var. Az evvelki yerlerinde bayağı bir üretiyorlardı. Tamam, bir de item duct değil de flue duct koymak istiyorum. Şuraya da lavlar için. 2, 3, tamam. Bunun içine lav doldursun ve enerji üretmesini sağlasın. Şimdi şu yarım olan lava dramı buraya koyayım. Tam olan da şu yan tarafına koyayım. Tamam, bu bunların içine lav sağlar. Lavla doldurur bunları. Ve her biri kaç RF üretiyor? 40 RF üretiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 7, 14 tane şey var. 14 çarpı 40, 400-500 RF'ye kadar bir şey üretiyor bu şu anda. Gayet güzel. Burası dolmuş bu arada. Bunu da boşaltalım. Şu cyanide'ları da dönüştürmek için şey kuracağım. Cyanide prosesör var. Yalnız bu şey istiyor. Biraz da su kullanmak istiyor. Ben şöyle bir şey yapsam. Bunun yan tarafından bir tane blok çalsam. Şöyle. Daha sonra buna güç vermem lazım. O yüzden şu üstteki güç çıkışını alacağım. Bunu yan tarafına takacağım. Şuraya takalım. Evet, oldu. Yalnız üstte cam koyayım bir tane. O şeyin yerine. Bloğun yerine. Simetrik dursun. Şöyle, tamam. Şimdi oldu. Şimdi buraya reaktör chasing değil de şu cyanide prosesörü koyabiliriz. Bu cyanide'ları şey yapacak, dönüştürecek. Evet, şu an bakıyorum enerji doluyor bunun içine. Tabi biraz daha şey katmam lazım. Yellowite koymam lazım içine. Şuradan koyalım. Tamam. Şuradan girelim. Activate diyelim. Çalışsın. Ürete dursun. Ve bunu fullesin. 10.000 RF kapasitesi var. Şimdi bunun içine bir yerden su vermemiz lazım. Üstünde var mıdır? Aqueous Accumulator varmış. Çok güzel. Bir de çantamızdan şey alalım. Şimdi bundan çıkan sular item duct'la değil, fluid duct'la pompalansın ve şunun içine gelsin. Empty. Bunun arkasından su almasını istiyorum. Burası arkası değil galiba. Şurası mı arkası? Burası da değil. Bir dakika, olmuştu. Bu değil. Ha, mavi olunca oluyormuş. Tamam. Şu an arkasından su çekiyor. Çok güzel. Üstüne bir hopper koymak isterim. Hopper'ım var mı? Hopper'ım yok. Ama hopper'ı yaptırabilirim. Iron ve chest'e ihtiyacım var. 1.7.10'dayız şu anda. Şeyin olması lazım bunda. Hopper'ın eklenmiş olması lazım bu versiyonda. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Üstte biraz daha depo yeri olsun istiyorum. Tamam. Hopper'ı da bunun üstüne koyuyorum şimdi. Şöyle koyalım üstüne. Tamam. Bu da üstten alsın. Tamam. Şimdi bunun üstüne şey koyacağız. Cyanide koyacağız. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Cyanide'ları almadı içine. Şöyle. Ha, kırmızı da alıyormuş. Tamam. Tamam. Şimdi aldı. Güzel. Şimdi bu gelen cyanide'lar pişecek ve şeye dönüşecek. Yellowrium'a. Ya da başka bir şey. Ama yellowrium yerine kullanabileceğimiz bir şey olacak bu. 62. İki taneden bir tane çıkartıyor. Öyle bir dönüşümü var. Yani her atıktan iki tanesi bir tane geri kullanabileceğimiz yakıt haline dönüşüyor. 3, 4, 5. Şöyle üsttekini ben doldurayım komple. Hatta şurada sandığım vardır. Bir tane fazladan sandık alayım. Onu da üstüne koyayım. Geri
atıklarımızı geri yakarız. İyi olur. Evet, şunların hepsini alıyorum şimdi çantama. Şu alabildiğim kadarını alayım. Buraya dolduralım. Evet, ve plütonyum ingota dönüştürüyoruz. Bakalım bundan ne yapılabiliyormuş. U'ya bastım görmek için. Evet, plütonyum ingottan tozunu elde edebiliyoruz. Lutetium block diye bir şey yapabiliyoruz. Türbin kontrol yapabiliyoruz. Başka da çok bir şeye yaramıyor galiba. Bu ne veriyormuş? Ha, kazma kürek yapılabiliyormuş ama işimize yaramaz. Tamam, ben şunları şimdi bir yakıt olarak kullanmayı deneyeyim. Hop, ve hepsini yuttu. Çok güzel. Demek ki sahiden işe yarıyor. Evet, gece görüşünü boşuna kullandık bu arada. Gitti. Her neyse. Şimdi bunları dönüştürmeye devam etsin bu. Biz daha sonra gelip buraya uğrarız. Bakarız ihtiyacı olan bir şey var mı diye. Şimdi ben üstümdeki fazlalıkları boşaltayım. Taşı toprağa falan atalım şuradan. Dramı şu çantama atayım. Tamam, hazır gibiyim. Bir de arka tarafa gideyim. Şurada şeyleri de boşaltmak istiyorum gelmişken. Şu eski kuvardan kalan malzemeler. Biraz torç koyalım etrafa. Şöyle torç koyalım etrafa. Tamam, bir ara zombi sesleri geliyor. Korkutuyor beni. Evet, şu madenleri de boşaltmak istiyorum. Şöyle çantamı şöyle biraz daha düzenlersem rahatça boşaltırım. Obsidiyanlar, ne varsa at yere. Şimdi açıyorum şunu ve shift'le shift tıklıyorum üstüne gelip. Shift'i basılı tutup sol tuşla shift tıklıyorum. Tamam, bunları da gönder. Diğer madenleri de alalım hemen. Şimdi arkadaşlar bir quarry'yi bir turlayalım. Bir gece görüş iksiri daha alayım üstüme. Son iksirlerim yalnız bitiyor ona göre. Evet. Şimdi hemen gidiyorum şu karşıya doğru. Oraya birkaç bölüm evvel kurduğumuz şey vardı. Sistem vardı. Nedir bunun adı? İşte pompa sistemi kurmuştuk. Şimdi onların hepsini alıyorum. Ve şuradaki petrolün üstüne kuracağım. Evet, şunu da kıralım. Tamam. Hazır gibiyiz. Bir de Angel Block alalım. Angel Block da biliyorsunuz havada iken havaya blok koymamızı sağlıyor. Şöyle gidelim. Uça uça. Tamam. Tam buraya kursam herhalde işimi görür. İyi yere kurduk. Güzel. Şimdi bunun yanına pompayı kuralım. Güzel yere kurduk. O pompa oradan aşağı iner. Sonra şuradan fluid duct'ı takalım. Bundan çıkan böyle gelsin. Petrol. Ve şu Ender Tank'ın içine gitsin. Bu Ender Tank da şey, hop, gerideki pompamıza bağlı biliyorsunuz. Tankımıza bağlı. Heh, tamam, bunun içine verecek bütün malzemeyi. Bir de enerji vermemiz lazım buna. Şöyle yapalım. Şuradan versem olur mu? Bunun sol tarafından enerji verdirmem lazım. Şimdi galiba pompalıyordur. Yanlışım yoksa bir bakacağız. Evet, şu anda pompalıyor. Bu da mavi beyaz beyaz olarak ayarladım. Diğer taraftaki Ender Tank'ı da mavi beyaz beyaz olarak ayarladım. Buradan pompalanan direkt oradan çıkıyor. Gidip bir kontrol ederiz ama şuradan bir bakalım önce. Evet, şu an oyun dondu. Crash vermezse iyi. Hop, geri geldim. Az evvel oyun bir crash verdi. Şu Build Craft'ta ve Galactica Craft'ta ikisinde de oil var. Yani petrol var. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Arada bir crash veriyor böyle. 745.000 olmuş bile. Aslında bunu şeye mi bağlasam direkt? Buraya bağlamak yerine varillere mi doldursam acaba? Daha iyi olur gibi. Bu tanklara boşaltmaktansa varillere boşaltsam daha iyi olur. Aynen. Fluid conduit. Çantamda ne kadar varil var? Bir tane boş varilim var. Dram. Aslında bunların içine doldursam daha iyi olur. Buna başka bir şey doldururum. Şöyle yapalım. Çantada fluid şey var mıydı? Şu. Fluid conduit. Lever'ım var mı? Bir tane de ondan var. Hop. Bir dakika, gelme. Gel hadi gel. 1, 2, 3. Öldü. Şuraya bir kol taksam.
In mod in out extract. Redstone mod active without signal. Tamam, şimdi sürekli çalışıyor. Never active, always active. Tamam. Şimdi buradakileri buna aktarıyor. Oil GC. Neyse, böyle aktara dursun. Şunları ben bırakayım. Bu arada arkaya bir bakalım, Quarry ne alemde. Evet, umarım bir daha crash vermez. Şeyi kapatıp da gideceğim ya keşfe. Pompayı açık bırakmayacağım. Çünkü açık bırakınca crash verme ihtimali var. Bakalım ne alemde. Hop. Şurada uçalım. Şuraya bir yere konmam lazım. Tamam, buradan izleyelim. Evet, yavaş yavaş aşağı indiriyor. Petrolleri yavaş yavaş alıyor. Bu iyi bir şey. Almaya devam etsin bakalım. Oo, bir kat daha indi. Bu katı alabilecek mi? Şu an aşağı iniyor. İyi, bu pompa parayı boşalta dursun. Bu işlemi yaparken ben de başka şeylerle uğraşayım. Olmazsa burada biraz video ara vereyim. Şu petrolleri boşalttıktan sonra tekrar videoya gireyim. Çünkü uzun sürebilir. Birazdan görüşürüz. Evet millet, geri geldim. Sonunda bütün petrolü boşalttık. Birçoğunu yok ettim tabii. Hepsini toplayamadım. Suyu, lavı falan da boşalttık. Tabii içerisi çok karanlık şu anda. İksir içtiğim için daha aydınlık görüyorum. Şimdi kuariyi tekrar çalıştırmanın bir yolunu bulmam lazım. Tekrar kırıp şey yapmadan. Mesela şöyle yapsam çalışır mı acaba? Şu epeksiyle alayım şunu. Dur, bunu değil. Drakonyumlar, hele madenler böyle o maden halinde çok işime yarıyor. Harvest level obsidian. Yalnız ben bunu alamıyorum. Aynen. Ben bunu böyle sökeyim götüreyim en iyisi. Yukarı bir yere koyayım, daha sonra ilgilenirim. Hop. Şuraya koymuşum bir tanesini. Bir tane daha koyalım o zaman. Ben daha sonra onları alırım. Şimdi keşfe çıkacağız. Şu ikisinin etkisi geçmeden bir alabildiğimi alayım en azından duvarlardan. Elmas var mı? Sağda solda elmas var mı? Şuradaki ne? Alüminyummuş. Geç. Başka duvarda işime yarayan bir şey var mı? Şu ne? Alüminyummuş. Geç. Şöyle bakıyorum. Şu elmas galiba. Aynen, bu elmas. 1, 2, 3. Güzel. Elmasları aldık. Yine emin olmak için 3 dakikam var hala. Arkasını şöyle bir kazıyorum. Hani varsa bir şey. Onu da alayım diye. Şu lav akıyor aşağıyla. Akmaya devam etsin. Şurada bir elmas daha gördüm. Elmas ve ferrusları alırım. Yellowriumları alırım. Bak, ferrus çıktı bir tane, gördünüz mü? Süper. Bu ferruslardan da shiny metal çıkıyor. O da teserak yapmamız için bize lazım. Elmaslar her türlü lazım. Şeyi de, pompayı da kırayım. Bir tane pompa oyun crash verince kayboldu. Neyse ki biraz malzememiz vardı. Bu ne? Alüminyum. Şu ne? Alüminyum. Tin. Bunlar da havada kalmış. Şu altın şeylerini alalım. Quarry bunları kırmamış. Şimdi bir aşağıya bakalım. Almadığımız kıymetli maden ne var? Yellowriumlar var. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Hammer'ı alacağım elime. Hammer'la kıracağım. Şu büyüklerini öldüreyim de. Süper. Creeper falan gelmesin de, gerisi önemli değil. Tamam. Şu torch'u da şuraya koyalım şöyle. Bu ne abi? Altın mı? Altına ihtiyacım yok ama. Kırdım madem. Kıralım. Onu da al. Şuraya bir torch koy. Başka elmas veya benzeri bir şey varsa alırız. Şunları alalım. Oraya bir geçmem lazım benim. Şöyle şu yellowite'ları alayım. Tamam. Sarı şeyler yakıt olarak kullandığımız için alıyorum bunları da. Başka da elmas göremiyorum ya. Şöyle bakıyorum etrafa da. Şurada biraz yellowite var. Onları alırım. Duvarın içinde olduğu için bunları quarry almayacak. Gerçi bu kadar da şey yapmama gerek yok. Tamam, buradan çıkalım artık. Quarry gerisini alır herhalde. Buranın içinde falan su varsa artık onu bir şekilde hallederiz.
Ama temiz gibi yani. Şunun altına belki lav vardır. Cadı oraya düştü. Şu obsidiyanı kıralım bakalım. Tamam, burası temiz gibi. Hop, cadı var. Neyse, şimdi çantamı ben boşaltayım. Biraz elmas almışız. Biraz altın, gold beri almışız. Güzel obsidiyanları falan gönder, şöyle ne varsa maden anlamında. Yellowright'ları gönder. Güzel. Maden olarak da bayağı arkadaşlar artık şey durumdayız. İyi durumdayız. Çünkü ikinci kuarimizi kurduk. Yaklaşık 1500'den fazla şey olmuştur. Bir hemen size şöyle göstereyim de. Bakın, ore yazıyorum. Bütün madenleri görmeniz için. 1800 tane tin var. Uranyum var bayağı, 157 tane. Yellowright var, 508 tane. Tin var yine 800-900'e yakın. Silver var 1200. 1600 demir var. Bayağı bir malzeme var yani. Ben bunları artık arada bir gidip yukarıda pişirerek şuradan bir çıkalım, hem şeyi dolduralım. Bir de bilgisayarı açalım ya. Bilgisayarı bir açalım. Şunu bir kapat, yeniden başlat. Hop, tamam. Evet, yeniden başlıyor mu? Resimlerimizi koymaya başlayacak şimdi. Heh, Mega Modlu Survival çalışıyor hala. Hemen şöyle bir çıkalım yukarı. Şuradan mesela demirleri alıyorum. Iron madeni. Iron ore. Şöyle alıyorum şöyle. Birkaç stack alayım. İhtiyacımdan fazlasını şöyle aldım. Ve buraya atıyorum. Burada kendi kendine şey yapıyor. İşleyip sandıkta biriktiriyor. Biraz şuradan lav depolayalım. Yakıt olarak da lav kullanıyoruz oradan. Evet. Önceki attıklarımız birikmiş mi? Copper birikmiş, 64 tane. Onları da alalım. Şunları sisteme atayım tekrar. Bayağı bir copper'ımız, yani bakırımız oldu. Evet. Bucket'ı da koyalım oraya. Bir de kitaplarım için bir yer yapmam lazım benim. Bir tane çanta var üstümde hep gezdirdiğim. Onun içinde hep şey, kağıtlar, kitaplar kalmış. Daha baştan beri, ilk başladığımız zamandan beri kitapları koyuyorduk onun içine. Şu saat sesi nereden geliyor ya? Tık tık. Heh. Buradan geliyormuş. Evet. Burası şey odam, biliyorsunuz. Kitapları çoğalttığım oda. Kopya kitapları yaptığım yer. Mesela bu ne kitabıymış? Fortune 3. Fortune 3'ler galiba şuradaydı. Gözlüğümüzü giyersek eğer göreceğiz. Bakayım. Aynen, buranın hepsi Fortune 3. Şöyle koyalım geri bunu. Bir de şu arkaya bir yer daha açtım. Buraya muhtemelen Mistcraft modunu kuracağım. Yani Mistcraft moduyla ilgili gelen şeyleri buraya koyacağım. Şimdilik böyle değişik kitaplar falan da gelmiş elime. Onları da burada toplamayı düşünüyorum. Evet, Diamond kafalık falan var. Aslında bunu giysem olur ya. Elmas kafalık sonuçta biraz daha koruma sağlar. Aynen. Giy gitsin. Burada ne var? Ha evet, şey, ilk vial yapmaya başladım gördüğünüz gibi. Ve şu sayfaları da buraya koyacağım. Şöyle şunları da şöyle koyalım. Başka ne kitap var üstümüzde? Evet, normal kitaplar var. Onları kullanırız burada. Başka başka. Towncraft'tan gelen şeyler var. Tinker Construct kitapları var. Deri varmış. Deri de koy gitsin. Yalnız şu kitapları galiba burada kullanmam. Ben en iyisi bunları şeye koyayım. Şuradaki, evet, buralara böyle doldurayım. Buradan kullanırız gerektiği zaman. Öyle. Bu çantayı da henüz boşaltamadım üstünden hala. Witchery, cadı kitapları. Witchery, biyom kitapları. Başka, Observation of Immortal. Neyse, bu da şimdilik kalsın üstümde. Daha sonra bu çanta şeyin icabına bakarız. Çantadaki kitapların. Hatta şöyle koyayım da buraya. Taşımayalım. Şimdi Rus silahından RPG yapacaktım. Gittiğimiz yerde birkaç yere havaya uçururuz. Bir tane RPG yap. Birkaç tane mermi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Biraz daha gunpowder alalım üstümüze. Evet, gunpowder'ımız da kalmamaya başladı. Creeper farmlayacağız bir ara. Başka AKM, Draco pistol, AK-47. AK-47 güzel geliyor kulağa aslında. Ama mermisi şey, siyah şey istiyor.
1, 2, 3, 4, 5. Evet, mermisini yapmak için bunu arayacağız. Başka ne var? AK-12. Dragunov güzel bir dürbünlüdür. Şöyle bakıyorum da Saiga, bu da güzel bir şeye benziyor. Ben en iyisi AK-47 yapayım. En azından duvarımızı asarız daha sonrasında. AK-12 de güzelmiş. AKS-74. Bir keleş yapıyorum bir tane. AK-47. Biraz da mermisinden. 1, 2. 2 tane fazla bile gelir herhalde. Şöyle bir yapalım bakalım. Yetmezse bakarız. 1, 2, 3, 4, 5 şarjör yaptık. Biraz daha yapacağım. Şöyle fazla fazla alayım da ne kadar lazım olursa. Bir ne eksik geldi şimdi buna? Ha, mermi eksik geldi. Tamam. Şöyle atıyorum. 5.45-39 mermisi. Kalibresi farklı. Evet, odunları şuraya at. Hepsini buraya atıyorum fazlalıkların. Ve yola koyulmaya hazır gibiyiz. Şimdi bir roket atarımız var, RPG. Hazırda. Bir tane de AK-47 silahımız var. Umarım yeter. Umarım işimizi görür. Oo, güzelmiş silah. Yetmezse artık şuradan bir silah daha alırız yanımıza. Çeytak mı alsam? Colt Automatic Rifle mı alsam? Çeytak dürbünlü müydü? Aynen. Stanag mermisi var mı üstümüzde? Bir şarjör var. M200 mermisi de dürbünlü için. Hadi bunu da alalım üstümüze. İki stekle şöyle şey alayım. Şarjöründen. Hadi bakalım. Gece olduysa bir uyuyalım. Yola çıkalım. Gel dostum, gel. Sen aşağı düş, ben orada uyuyayım. Yemeğimiz tamam. Hop ve geldik. Evet millet, burayı soyacağız. Dönüş için portalımız da orada. Hani ne olur ne olmaz kaybolursak da şöyle bir haritadan bakayım. Bakalım haritadan. Evet, bayağı bir yukarıda. Evimiz tam şurada, bakın görüyorsunuz. Zaten tepesinden belli oluyor bakınca şöyle. Her tarafı düzlemişiz. Burayı biraz düzeltmemiz lazım, sol şu köşeli yeri. Şu iki tane dairesel yer şey, helikopter pisti ve uzaya gideceğimiz roket fırlatacağımız yer. Şimdilik orası öyle. Şimdi bir bakıyorum. Buradan biraz şey götürmek istiyorum, köylü. Ne varmış? Vibrant Alloy alırım. Runic Dungeons'tan Magical Chalk. Alalım abi, ne varsa alalım. Bir daha mı geleceğiz buraya? Evet, şu eve bir bakalım. Evde bir şey yok gibi. Bu iki evi hallettik. Bir yanda bir ev var, oraya bakalım. Bu eleman neci? Sen ne ayaksın? Hop. Bir zombi geçiyor bir yerden ama. Ender Pouch'a atıyorum ama Ender Pouch'tan çekmiyor çünkü. Evimiz şu an load olmuş değil galiba. Şunları göndereyim ben bir. Evet, bu evin içinde bir şey var mı? Burası cadı evine benziyor. Sanki bunun altında sandık var. Aynen. Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Olsun. Şöyle gönderelim. Bir de eve geri dönüp şey yapmam lazım orayı. Load demem lazım. Evet, mesela şu gardı götürebiliriz eve. Ben bu köylüleri bir taşısam aslında fena olmaz ha. Şuraya bir kapı açalım tekrar. Sol tuşla açıyorum da yanlış olmasın. Geldik. Şimdi burayı bir journey map'ten yalnız mağara göstermesen iyi olur ya. Heh, şöyle. Yok, böyle değil. E'ye basıyorum. Şuradan claim chunks'a geliyorum. Chunk loaded. Şimdi bizim çalışan sistemin nerede? Evet, pompanın olduğu yer tam olarak şurası. Bir daha E'ye basıyorum. Evet, tam dışarıda kalıyormuş. Loaded chunks. Şöyle kontrolle mi yapıyorduk? Ha, şimdi chunk load oldu. Bir de burayı load yapalım. Bir de burayı yapalım. Buraya ihtiyaç yok o zaman. Şöyle gidip bakayım orası neresiymiş. Şimdi şuranın load olması lazım bir kere. Burası şey, enerji
kaynağımız. Bir bakalım burası neresi? Ha, burası dışarıda kalıyor. Tamam, bu ikisi load olsun. Emin olmak için şöyle üstüne çıkalım. Tamam, burası load oluyor galiba. Az daha gidelim emin olmak için. Ha, bak dışarıda kaldı yine. Şöyle geliyorum biraz daha. Şunun da içinde kalması lazım. Load olan bölgenin. Evet, biraz keşke içeri yapsaymışız. Keşke dedirtti bize. Neyse, sıkıntı yok. Kaç chunk load şu anda? 9 chunk'ı çalıştırıyoruz sürekli. Bu ne abi? Eksi artı var. Unclaim all chunks in overworld. Tamam, bu kadar yer çalışıyor şu anda. Sıkıntı yok gibi. Bir daha bakayım. Evet, kırmızı alanın içinde kalan yerler şu an çalışıyor. Biz uzakta olsak da bunlar çalışmaya devam edecek. Şimdi ben köylülerin bir kısmını alıp getireceğim yalnız. Onu söylemiştim. Nereye getirsek? Onlara şöyle güvenli bir yer yapalım. Zombilerin gelmeyeceği, gelemeyeceği bir yer olsun. Ve onları oraya gönderelim. Şimdilik şuraya bir yeri açıyorum. O dediğim güvenli yeri. Şuraya köylüleri taşımaya başlayalım. O köyleri daha sonra yakınımızdaki köye salıvereceğiz. Orada gezsinler, tozsunlar. Ta ki biz onlara daha iyi bir yer bulana kadar. Şöyle biraz daha kıralım burayı. Herhalde bu Endermite'lar köylülere saldırmaz değil mi? Bir deneyelim. Buraya şimdi sağ tuşla açıyorum portalı. Şuraya açsam buradan kaçmazlar. Tamam, oradan şimdi geçeceğim. Hop, geldik. Yalnız ben bir geri döneyim. Heh, kayboldular. Süper. Tamam, şimdi ben bu köylüleri gönderebilirim. Sen necisin hacı? Villager. Bilmem ne. Sol tuşla açıyorum. Birini gönderdik. Bunu da gönderelim. Guardian. Seni de gönderelim. Sen necisin? Villager Towncraft. Oo, Towncraft köylüsü. Towncraft köylüsü işimize yarar. Zombiler öldürmesin. Götürelim mi sizi? Sen necisin? Cherrywood. Ne veriyorsun hiç bilmiyorum ama. Muhtemelen şey, Forester köylüsüydü da. Şöyle. Değişik köylüler var burada. Şu gardiyanlar da bayağı işimize yarar. Sen necisin? Immersive Engineer mi yoksa bu da? Yok, Agriculture. O modun köylüsü. Oo, cadı. Witcher'dan mı geliyorsun? Poppy. Minecraft. Apothecary. Arıcı olabilir. Tam anlamadım ne olduğunu ama. Başka bir şey de olabilir. Ben şöyle götürebildiğimi götüreyim de. Evet, köylülerimiz burada birikiyorlar. Şimdi şu fazlalıklarımızı atalım. Şunu da atalım. Tamam, geri dönelim şimdi. Şöyle çıkalım. Heh. Bu köylüleri göndermemiz lazım. Siz de gidin hacı. Çok güzel. Gece olmak üzere. O yüzden biraz acele edeceğim. Buradan kitap çalabiliriz aslında ama şimdi kitaplarla uğraşmayacağım. Evet, burada biraz daha köylü var. Mistcraft köylüleri benim için önemli şu anda. Çünkü Mistcraft kitaplarını almaya başlarsak bir iki bölüm sonra, hatta sonraki bölüme falan Mistcraft'a geçeriz. Gerçi sonraki bölümde anca bu şeyi keşfederiz de, yanındaki binayı. Burası neymiş ya? Kale gibi bir yer. Harikaymış. Çık, üst katta bir şey var mı? Bir üst kata çık. Şurada bir şey var gibime geliyor. Bir buraya girip bakalım. Bu çatının içine mi girmek istiyorum? Evet, sandık bulduk. Altın chest plate ve sandık. Gönder abi. Hadi çıkalım buradan. Başka. Başka neresi var? Şu binanın içine bakmadık. Evet, hop, yatıyorsun. Biz de uyuyalım o zaman. Siz uyuyorsanız biz de uyuruz. Heh, şurada uyuyalım biz de. Öbür köylülerle beraber. Bir sabah olsun. Sabah oldu. Ve evet, buradan çıkış yokmuş. Bir yandaki eve girelim.
Sonra şuraya girelim. Hoppa. Bu ne köylüsü? Arıcı. Vallahi alırım. Sen bir şöyle gelsene acı. G'ye basıyorum. Seni taşıyorum oraya. Ve bırakıyorum. Seni de atalım şunun içine. Tamam. Bir üst katına da bakalım bu elemanın. Bunların genelde ara katlarında sandık oluyor şurada. Ama bunda yokmuş. Neyse. Girmediğim çok fazla bina kalmadı galiba. Bir tane burada kitap var. Bu da cadı modu galiba. Witchery. Evet. Thorn Page. Cadı kitapları. Bunların daha sonra icabına bakarım. Bunları şöyle atayım. Tüm kitaplar gitsin. Sandıkta da fazla yer kalmayacak. Farkındayım da. Gittiği kadar. Bu ne abi? Seared Brick. İşimize yarar. Daha fazla şey kurarız. Şöyle hepsini kıralım. Hoppa. Tamam, bayağı bir şey yaparız bunlarla. Tinker Construct fırını yaparız ve lavları otomatik bağlar. Otomatik şey ısıttırırız. Şimdilik bir tanesi yetiyor bize ama zamanla daha fazla ihtiyacımız olacak. Ya lavla pişirmek daha kolay geliyor bana şu anda niyeyse. Evet. Bu köyü bir soyalım da şu yandaki artık kaleyi de bir sonraki bölümde direkt buradan başlarız. Evet. Çantada yer. Şunları gönder. Şimdi sen dostum. Burada fazla kimse kalmadı. Gidip bizim şehri korumak ister misin? Gidip bizim şehri korusunlar. Sen de git bizim şehre. Orada hepinize yer var. Şu evin içine bakalım. Hiçbir şey yok. Bu evin içine bakalım. Bir şey yok. Kitaplıklar var. Evet, şu ara katlara bakayım. Genelde ara katlara sandık olabiliyor. Evet, azıcık bir donma oldu orada. Burada da sandık yok. Gidelim buradan. Kaldı mı bina? Şu, bak şu değişik bir binaymış. Bunu görmedik. Ve yanında agriculture binası var. Bu ne abi? Forestry for Minecraft. Oo, arılar. Unlit Diet Candle. Mum. Unlit Diet Candle. Forestry for Minecraft. Niye birleşmiyorsunuz abi siz? Yani 21 oldu. Şunları da hepsini alayım. Silver Lime Sapling. Al abi hepsini. Bunların da hepsini şeye göndereyim. Sandığımızda sistemimize. Daha sonra aracılık için bir yer ayırırız. Oraya koyarız hepsini. Başka. Yemeğimizi yiyelim. Evet, bir de şuraya bakayım. Bakalım nasıl bir şeymiş bahçesi. Çiçek büyütmüşler bayağı bir. Renk için galiba bunlar. Aslında biz de renk için böyle bir farm kurabiliriz. Orange'a. Başka. Bu ne? Bu. Ooo. Belladonna Flower. Witcher'den gelen. Bu ne? Yenen bir şey. Başka bu ne? Bal kabağı. Çok süper ya. Evet. Beyaz renkler. Evet. Bayağı da bir renk var. Neyse, bunları şöyle ben atayım da daha sonra icabına bakarız. Sandıkları dolduruyoruz ancak, başka bir şey yapmıyoruz şu anda. Evet, geldik mekana millet. Geldik mekana. Burası bayağı bir aksiyonludur. Karşıda bir tane daha var, görüyor musunuz? Orada bir kale daha var. Buradan bir başlayalım. Şuradan bir silahlarımızı fullleyerek devam edeyim ben. Roketimizi koyalım. Tamam, roketimiz hazır. Başka. Sniper'ın mermisi full. Tamam, bu full. Roketi de sondaki yere alıyorum. Çantada şöyle yeri açayım ben. Heh. AK-47'miz de hazır. Hadi bakalım, aksiyon başlasın. Sadece alt kata girelim. Sonraki bölümde devam edelim. Çünkü çok uzun oldu video. Roketi sallayacağım bir yerden de. Şuraya. Direkt yapıştıralım oraya. Evet, taramalıya geçiyorum. Süper, ikisini öldürdük. Bir şey düştü mü? Yok.
Düşmesin zaten. Gel bakalım, sıra sende. Oh, bayağı bir kalabalıklaştılar. Hop, tahta taş kılıcı varmış gerçi ama. Bunlar da öldü. Toplayayım bakalım ne düşüşü. Bayağı bir zümrüt falan düşüyor. Evet. Bunun alt katı da mı var? Yok, alt katı yok galiba. Okçulara dikkat. Oha, creeper'a bak. Işıkları açayım bari de. Biraz olsun bizi korur. Allah. Mermi yetmeyecek vallahi. Tamam, burayı temizledik gibi. Yalnız üstten hala doğuyorlar, duyabiliyorum. Bir an odaya girdim. Evet, şu lambaları açalım. Oo, Allah belanı, arkamdan çıktılar. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Biraz mermi çoğaltıp gelmem lazım. Güzel, bir kısmı temizledik. Merdivenden gelenler vardı. Onlara dikkat. İneği de öldürelim, ne olur ne olmaz. Şu lambaları yakalım komple. Evet. Birisi daha geldi. Çantamı boşaltmam lazım benim ya. Şu lambaları yakayım da. Alt kattayız hala. Güzel. Allah, geliyorlar. Şarjör. Şarjörüm bitti. Tamam, bunu da öldürdük. Şimdi buradan mı çıkalım? Onu öldürdük. Hop, o da öldü. Evet, mermilerimiz bayağı azaldı. AK-47 için biraz mermi yapıp gelmem lazım. Hop. Tamam. Güvende değiliz. Güvende değiliz. Buradan çıkmamız lazım. Ben şu karşıya geçiyorum arkadaşlar. Oraya bir tane portal açacağım. Tam olarak şuraya. Ve bir eve gidip geleceğim. Bölümü burada sonlandırayım. Sonraki bölümde... O koluma ne oluyor? Sonraki bölümde... Koluma bir şey oluyor şu anda. Neyse. Bir sonraki bölümde... Buradan buradaki binayı soyarak devam ederiz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.